Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilkokullara ziyaret etkinliğini gerçekleştireceğiz. Faydalı ve eğlenceli bir etkinlik sizleri bekliyor. O halde başlayalım. Havacılık etkinliğimizi Herkes İçin Havacılık Derneği olarak yaklaşık 3 yıldır sürdürmekteyiz. İlkokullara ziyaretimiz de aslında malum koronavirüsünden dolayı sanal ortama çevirmiş bulunmaktayız. Halbuki bundan önceki zamanlarda ilkokullara ziyaret gerçekleştirerek oradaki sizin gibi sevgili değerli öğrenci arkadaşlarımızı eğlendiriyor, havacılığı tanıtıyoruz. Dilerim ki sanal bir etkinlik olarak sizlere daha iyi bir bilgi akışını ve daha iyi bir etkinlik anlayışını aktarmış oluruz. O halde devam edelim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Havacılık tarihi, ilk Türk havacılar, hava araçları, eğlenceli havacılık videoları. Gökyüzüne baktığınız zaman farklı farklı uçaklar görürsünüz. İşte o uçaklar ne yapıyor, nereye gidiyor, nerelerden geçiyor? İşte onlardan bahsedeceğim. Devam edelim. Wright kardeşler. İsim yabancı değil mi? Bakalım kimlermiş? Wright kardeşler ilk motorlu uçak yapan ünlü kardeşlerdir. Yani Ahmet ile Mehmet gibi düşünün. Aynı anne babadan dünyaya gelmiş iki çocuk. Bakalım. 17 Aralık 1903'te Orville ve Wilbur, yani Ahmet ile Mehmet gibi düşünün, Wright kardeşler tasarladığı uçakla kısa da olsa havalanmayı başardı. Uçağın ağırlığı 335 kilogramdı. Bu ilk uçuş sadece 12 saniye sürdü. Flyer adı verilen uçak 37 metre mesafe kat etti. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ahmet ile Mehmet bir gün yolda yürüyorlar. Kendileri havadaki uçakları izleyerek uçak yapımına karar veriyorlar. Birlikte yürüdüğü bu yolda arkadaşıyla birlikte etrafındaki arkadaşlarını da toplayarak kardeşiyle de birlikte bu durumu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye bir düşünce ortaya çıkıyor. Ve koskocaman bir uçak oluşturuyorlar. Düşünün, malzemeleri, farklı farklı makine gibi materyalleri vesaire, her şeyi. Sizce güzel değil mi? Kulağa hoş geliyor. Bakalım Ahmet ile Mehmet'in hayatı bizlere nerelere götürecek? Videomuzu izleyerek görelim. Wright kardeşler. İlk uçağı yapan Amerikalı iki kardeştir. Olive Wright ve Wilbur Wright. Bir din adamının oğullarıydı. Wilbur, Indiana'nın Newcastle yakınlarında bir çiftlikte, Olive ise Dayton'da dünyaya geldi. İki kardeş küçük yaşlarda makinelere karşı büyük ilgi gösteriyordu. Öğrenimleri sona erdikten sonra 1893'te bir bisiklet fabrikası kurdular. 1896'da bugünkü planöre benzeyen ilk uçaklar üzerinde çalışan Otto Linhal'in ölümü üzerine Wright kardeşler uçak yapımıyla ilgilenmeye başladılar. Uzun çalışmalar sonra 15 dolar harcayarak bir uçak yapmayı başardılar. Fakat bu uçağın hatalı birçok yerleri vardı. Kanatlarına, gövdesine yeni bir biçim verip daha kolay dengede bulunabilen yeni bir uçak yaptılar. 1903 yılında 1000 dolar harcayarak inşa ettikleri motoru bu yeni uçaklara taktılar. Uçakların kanat açıklığı 13 metre, pilotla birlikte ağırlığı 375 kilogram kadardı. Nihayet 1903 yılında 17 Aralık günü yapılan deneme başarıyla sonuçlandı. Uçağın Olivia kullanmıştı. 12 saniye süreyle 40 metre uçmuştu. Daha sonra yaptıkları denemelerde uçak 280 metre uçarak 1 dakika kadar havada kaldı. Wright kardeşler 1904 ve 1905 yıllarında denemelerine devam ettiler. 1905 Ekim'inde uçakları 40 metre kadar uçup 38 dakika havada kalmayı başardı. Bu buluşlarının ilk önemli teklif Avrupa'dan geldi. Öte yandan 1908 yılında Amerika hükümeti orduda kullanılmak üzere ilk savaş uçağı siparişi verdi. Böylece Wright kardeşler 1909'da Wright şirketlerini kurdu. Aradan 3 yıl geçmeden uçak gelişmiş, gerek günlük hayatta gerekse savaşta işe yarar bir ulaşım aracı haline gelmişti. O sıralarda Wilbur'un tifoya yakalanarak ölmesi üzerine Olive çalışmalarına tek başına devam etmek zorunda kaldı. Wright kardeşlerin ilk uçakları bugün Washington'da Milli Hava Müzesi'nde bulunmaktadır. Wright kardeşlerin yapmış olduğu uçağın görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar şu an.
kendileri gerçekten bir özveriyle, bir çabayla bunu daha iyi nasıl hale getirebiliriz, nasıl uçurabiliriz diye bir araştırma işine girişiyorlar. Etraftan, annelerinden, babalarından, arkadaşlarından destek alarak kendilerini en iyi şekilde uçağa adapte ediyorlar. Ve düşünün, kardeşi aşağıdan onu izliyor ve kontrolüne bakıyor. Diğer kardeşi ise uçağa nasıl uçurabiliriz diye uçağın yani içinde, kokpitinde ilgili hareketleri sağlıyor. Kanatları, işte sağ kanadı, sol kanadı, tekerleri, motorları, her şeyini dizayn ederek arkadaşlarıyla ve kendileriyle birlikte bu uçağı uçurur hale getiriyorlar. Ahmet'le Mehmet'in yani Wright kardeşlerin eseri çok güzel değil mi sizce? Bence çok eğlenceli. Umuyorum Türk insanlarından da, Türk çocuklarından da böyle bir uçak tasarlamak ileride nasip olur. Hezarfen Ahmet Çelebi biliyorsunuz Haliç'in, Galata'nın insanların üzerinden, kulelerin etrafından kendisini boşluğa bırakıyor. Sağ ve sol kolunda kanatları süzülüyor. Süzülerek ilgili boğazı, ilgili yerleri gezerek en ufak bir pürüz olmadan bile uçabiliyor. İnsanlar aşağıdan yukarıya bakıyor. Ahmet Hezarfen uçuyor diye gazeteler ilgili yerlerde yazılar düşüyor. Çok güzel değil mi sizce? Hezarfen Ahmet Çelebi kendisini çok özverili yetiştirmiş ve kardeşi olan Lageri Hasan Çelebi de kendisine yardımcı olarak bir mühendislik becerisini kullanarak bunu da geliştirmesini sağlamıştır. Lageri Hasan Çelebi ise arkadaşlar kendisini mühendislik alanında ışın yani füzelerin daha hızlı, daha ateşli ve bir yerden bir yere gidebilmesi için üzerine çalışmalar yaparak Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatına bakalım. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 senesinde Lodos rüzgarının olduğu bir havada yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak Galata Kulesi'nden boşluğa kendisini bırakmıştır. Bu şekilde uçarak İstanbul Boğazı'nı da geçmek suretiyle 3358 metrelik mesafeyi kat edip Üsküdar'daki Doğancılara indi. Hezarfen bu yönüyle Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden biri oldu. Düşünün, ailenizden babalarınız uçmak için size sağınıza ve solunuza yani sağ ve sol kollarınıza kanat yaptı. Evinizin terasından yüksekliğe çıktınız. Kendinizi aşağı bıraktınız. Hayal edin, uçuyorsunuz. Havadasınız. İnsanlar aşağıdan size bakıyor. Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Hüseyin, herkes uçuyor. Ne güzel bir şey değil mi arkadaşlar? İşte Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kendisini aşağıya bırakarak İstanbul Boğazı'ndan bir dönüş yaparak insanların içini, kalbini ve tutkusunu fethetmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin şimdi ise sizinle videosunu paylaşıyorum. Bakalım Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl uçuşunu gerçekleştirmiş.
Evet arkadaşlar, şimdi ise Vecihi Hürkuş. Bakalım Vecihi Hürkuş neler yapmış. Şu anda görselde görmüş olduğunuz kendi tasarımı hemen uçağın alttan kanatlı olduğu için kanadın üzerine oturarak güzel bir fotoğraftan bir kare. 1916-1967 yıllar arasında Vecihi Hürkuş toplam 102 ayrı model uçak kullanan ilk ve tek pilottur. Düşünün, yaklaşık 102 adet farklı uçak tipini kullanmış kendisi. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Hayatının yaklaşık 30.000 saatini havada geçen ilk ve tek pilottur. İlk Türk kapalı kabin yolcu deniz uçağını ismi Vecihi 16 inşa etti. İlk Türk spor ve eğitim uçağı ise ismi Vecihi 15 uçağını imal etti. İlk Türk kadın teyare pilotu Bedriye Bacı'yı yani Gökmen ve 12 pilot yetiştirdi. Düşünün, hem uçak tasarlıyor, hem bunun mühendislik faaliyetlerini yapıyor, hem de yanında bulunan ekip arkadaşlarını kendisiyle birlikte göklere çıkararak onların da uçuş tecrübesi kazanmasını sağlıyor. Sizce heyecan verici değil mi? Bakalım. İstiklal Savaşı'nda ilk hava zaferini kazandı. İlk Türk sivil havacılığının planlarını ve inşasını yaptı. Vecihi 14. Avrupa semalarında ilk Türk uçağı ile uçuş yaptı. Türkiye'de ilk Türk uçağı ile ilk yurt turunu yaptı. Vecihi Hürkuş aslında bir mühendis, bir pilot, bir eğitmen, bir akademisyen ve bir devletin gerçekten iyi bir yetiştirmiş olduğu bir Türk ferdi. Umuyorum sizlerden de böyle cevherli, tutkulu, kendisini bu işlere adamış öğrenci arkadaşlarımız çıkar. Evet arkadaşlar, şimdi ise TUSAŞ, yani Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kurumlarından birini sizlere açıklayacağım. Bakalım TUSAŞ kimmiş, neler yapıyormuş? Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı, yani TUSAŞ. 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin Avrupa sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Yani arkadaşlar, TUSAŞ'ı bizlerin, yani şu anda bulunmuş olduğumuz ülkenin askeri alanda, havacılık alanında gelişmesini sağlayan donanımsal makinesel faaliyetleri üretiyor. Üreterek sizler gibi mühendis arkadaşlarımızı işe alarak, yani ileride sizler arasından mühendis, işte pilot, farklı departmanlara çalışan kişileri alarak kendilerini en iyi yerlere getirebilecek şekilde sizlerden faydalanarak ülkesine katkı sağlayan bir kuruluş. Şimdi ise arkadaşlar, resimde görmüş olduğunuz Hürkuş uçağı ile alakalı bakalım bizi neler bekliyor diye sizlere bilgi vereceğim. İsmini Vecihi Hürkuş'tan alan Hürkuş hava aracı eğitim amaçlı üretilmiştir. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip Hürkuş eğitim uçağı ile intibak görerek aletli uçuş, seyri sefer, gece ve kol uçuş eğitimlerini yapabilecektir. Yani düşünün arkadaşlar, bir jet uçağı, önden pervanesi var, kanatları, arkada kuyruğu ve onu kullanan pilotun büyük böyle bir yeri var. Bunun ismi kanopi. Kanopi dediğimiz, yani dışarıdan havadan etkilenmemeleri amacıyla yapılmış bir cam tavan gibi düşünebilirsiniz. Yani üstü açık spor arabalar gibi böyle üstten açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bu uçak 2 kişilik. Arkada eğitmen, önde öğrenci olarak bu uçuşu gerçekleştiriyorlar. Gece ve gündüz görev yapıyor. Çok hızlı, yolcu uçağına göre çok süratli ve akrobatik hareketler yapabilme özelliğine sahip. Duyuyorum, sizlerden de bu uçağa konulacak genç arkadaşlarımız yetişecek. Heyecanlısınız. Biraz daha zaman. Sonunda başaracaksınız. Görmüş olduğunuz Hürkuş arkadaşlar, hem akrobatik hareketlere sahip, hem de çok hızlı manevralar yaparak eğitim akademisine, eğitimde olan arkadaşlarımızı en iyi şekilde yetiştirilebiliyor. Ve en önemli etken ise uçağın gerçekten Türk insanları, Türk mühendisleri tarafından yapılması, üretilmesi. T-29 Atak
Evet, uçağa göre çok fazla farklı bir hava aracı ve çok daha fazla ekipmanı olmuş gibi gözüken tekerlekleri, helikopter pervanesi, arkadaki pervane uçağa göre daha farklı. Kuyruğunun altında tekerleği ve önde askeri faaliyetlerini sürdürebilmesi için neyi var? Makinalı tüfeği var. Bu helikopter arkadaşlar çok farklı manevra kabiliyetlerine sahip ve bizim Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanarak yerli ve milli bir teknolojimizdir. Yurt dışındaki farklı farklı şirketler bu teknolojimizden yararlanmak için bizlere geliyorlar. Ne diyorlar? Bizler de bu helikopterden almak istiyoruz. Bizler ise belli bir ücret karşılığında bu helikopteri onlara satıyoruz. Gökbey. Nasıl isim arkadaşlar? Gökbey. Böyle şaşalı, gerçekten ağır, oturaklı. Bu ise bizim yine Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen bir helikopter. Gökbey arkadaşlar biraz daha sivil, biraz daha özel jet gibi. Yani yolcu uçağı, özel jet, askeri uçak olur, askeri helikopter olur. Bu da biraz daha sivil helikopter. Yine Atak helikopteri gibi askeri olmasa da yine pervaneleri, lastikleri ve kokpit ve kabin ayrımı olan bir hava aracı. Gökbey ismiyle gökyüzüne aşinalığını hissettiriyor. Aksungur, Gökbey, Atak isimler nasıl arkadaşlar? Böyle insanı tutkuyla karşılıyor değil mi? Aslında bunun olmasının sebebi milli teknolojimizi en iyi şekilde kullanarak kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş olduğunu herkese yansıtmamız amacıyla isimler konuyor. Türk ismi konulmasının aslında en büyük amacı bu. Belki de sizlerin de isimleri ileride yeni yeni üretilen elektronik teknolojik aletlerimize verilebilir. Aksungur arkadaşlar bizim neyimiz? İnsansız hava aracımız. Yine uçak gibi kanatları, tekerlekleri ve insansız hava aracı olmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak da içindeki sistemi. Yani insansız. Yani Ahmet ile Mehmet uçurmuyor. Sunumumuzun en başında ne söylemiştim? Wright kardeşlerden örnek vermiştim. Ama yani Ahmet ile Mehmet uçak yaptı. Uçağı kullanıyorlar. Ama bunu kullanan biri içerisinde yok. Bunu kullanan böyle bir oda oturuyorlar içerisinde. Kumandaları, hareketleri, düğmeleri bunlara basarak onu yönetiyor. İşte bunun ismi insansız hava aracı oluyor. Bu da bizim yerli teknolojimizden yararlanarak üretmiş olduğumuz dünyanın da ilklerinden biri olan bir hava aracımız. Evet, Hürjet. Hatırlar mısınız? Size bir soru sorayım bakayım. İki sunum öncesinde size bir hava aracını tanıtmıştım. Neydi onun ismi? Hürkuş mu? Hürkuş diyorsunuz. Duyuyorum. Doğru. Hürkuş. Bu da Hürjet. Yani bizim arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın en iyi şekilde bizim göklerimizi temsil etmesi için yerli teknolojilerle yapılmış hava aracı. Bu Hürjet uçağımız milli teknolojimizden yararlanarak bildiğiniz o büyük uçakların aksine daha küçük, daha minyon ve daha hızlı bir uçak. Yani akrobatik hareketler yaparak en iyi şekilde en iyi yerlere hızlıca gidebilecek bir hava aracı. Bunu bizler askeri amaçlı, yani bir asker elbiseli görüyorsunuz değil mi? Elinde silah var, işte sırtında taktıkları çantaları var, botları var vesaire. İşte bu Hürjet'te bir sürü ekipmanı içinde barındırıyor. Tekerleği ayrı, alacağı ekipman ayrı, işte pilot ayrı, kask ayrı, giyeceği tulum ayrı. Her şeyi ayrıca üretilmiş bir hava aracımız. Eğleniyor muyuz? Nasıl? Bilgili mi? Evet, sesiniz geliyor. Gayet bilgili, gayet net, gayet güzel. Sizleri alkışlıyorum. Hadi bakalım, devam edelim. Evet, Milli Muharip Uçağımız. İsmi TFX. Yani TFX olarak yazılmakta. Hatırlar mısınız? Solo Türk gösteri yapıyor farklı farklı illerde.
Bu gösteriler sırasında bizleri en iyi şekilde karşılayacak seyirciler oluyor, değil mi? Bir de gösteri yaparken Sol Türk yerde konuşan, her bir hareketi bizlere aktaran bir konuşmacı oluyor. İşte bunların düzenlendiği durumlarda siz de katılarak, onlardan yararlanarak bu gösterileri izleyebilirsiniz. Şimdi uçağımızı açıklayalım. TFX. Bu uçağımız yine Türk mühendisler tarafından proje aşamasında, yani çizildi, maketi yapıldı ve hazır. Şimdi ise 1-2-3 yıl sonra bu uçak göklerde olacak. Belki de Sol Türk gösterisine gittiğiniz zaman TFX uçağı sizleri havada karşılayarak selamlayacak. Yani sizlere gösteri uçuşu yapacak. İşte aynı F-16 uçağı gibi olan bu TFX uçağımız bizim kendi yerli, milli maket uçağımız. İnşallah tez zamanda göklerde olarak sizleri selamlayacak. Umuyorum o günleri görebiliriz. Evet, TUSAŞ adı altında buraya kadar geldik. Sizlere TUSAŞ'la alakalı, yani Türkiye'nin savunma sanayisini destek veren firmalarımızı anlattım. Şimdi ise TEİ. Bakalım TEİ neler yapıyormuş. 1985 yılında TUSAŞ ve diğer ortakları tarafından F-16 uçaklarının F-110 G-100 motorlarının montajı ve bakımı amacıyla kurulmuştur. Yani aynı TUSAŞ gibi bu biraz daha farklı. Neden? Bunun ismi TEİ. Şimdi TUSAŞ'la birlikte kuruluyor arkadaşlar. TUSAŞ yardım ediyor. Yani Ahmet Mehmet'e yardım ediyor. Mehmet bir şirket kuruyor. Ardından Ahmet de kendi şirketinde devam ediyor. Mehmet de Ahmet'in yardımıyla bir şirket kurarak yoluna devam ediyor. Aynı şekilde bu da öyle arkadaşlar. Yani TEİ, TUSAŞ gibi Türkiye'nin milli teknolojisine yardım eden bir firma. Bir tane bize yerli milli mühendislerimiz tarafından yapılan, üretilen bir motor geliştiriliyor. PD-170 ismi. Turbo dizel havacılık motoru. Yani arabaya biniyorsunuz. Babanızın arabası var. Ailenizden başka abileriniz, ablalarınız arabası var. Bindiğiniz zaman arabayı çalıştırıyorsunuz, değil mi? Ne oluyor? Bir ses geliyor. Nereden geliyor? Motordan. İşte uçakların da, hem jet uçaklarının hem yolcu uçaklarının havalanabilmesi için bir güç üretmesi gerekiyor. İşte o gücü aldığı yerde motor. Her uçağın motoru olması gerekiyor ki havada, havaya kalkış yaparak ilgili yerlere seyahat edelim, gidelim diye. O yüzden şu an için bu motorumuz üretildi. Tez zamanda yapmış olduğumuz uçaklarımıza bu motorumuzu montaj ederek havalarda size selam vereceğiz. Devam edelim. Baykar. Bakalım Baykar kimmiş? 1980'den bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışmaktadır. Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Şimdi ise arkadaşlar Bayraktar, yani Baykar'ın üretmiş olduğu bir proje. Birlikte iştirak, yani birlikte çalışıyorlar. Ahmet ile Mehmet gibi düşünün. Bakalım neler yapıyorlarmış. Baykar'ın geliştirdiği bir insansız hava aracı, bunun ismi kısaltılmışı İHA arkadaşlar. İnsansız hava aracı gibi düşünün. Projesidir ve tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir. Sunumun en başında da söylemiştim. Milli teknolojimizi en iyi şekilde kullanarak insansız hava araçları, helikopterler, uçaklar, roketler, füzeler üretmekteyiz. Türk havacılık tarihinde havada kalma, yani 27 saat 3 dakika süresi ve irtifa olarak da, irtifa dediğimiz arkadaşlar yükseklik. Yani şu an ben yerdeyim, ayağım yere basıyor. Benim yüksekliğim, boyum gibi düşünün. İrtifa 27.030 feet rekorunu kırmıştır. Yani arkadaşlar yaklaşık hemen hemen 10 kilometre, 9 kilometreye kadar bir yükseklikte. Havaya bakıyorum, 9 kilometre yüksekte. İşte bu İngilizce olduğu için feet deniyor ama Türkçe olarak yükseklik, yani irtifa, yukarıda olarak kabullenebiliriz. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını taşımaktadır. İşte siz şu an görselini gösteriyorum. Taktik insansız hava aracı. Ne demiştim? Böyle bir odadayım, oturuyorum. Sol elimde
Kumandam sahibinde ise onu kontrol ettiğim düğmelerim. Hızını arttırıp azaltıyorum. Arabalarda hani pedala basarız, gaza basınca araba gider. Aynı şekilde bu uçağında sağda gazı olur, solda ne olur? Onu kontrol ettiğimiz direksiyonu olur. Örnek olarak söyledim sizlere. Yine kanatları var uçak gibi. Bu kanatlarının arkasında da böyle yine üçgen şeklinde bir kanatları var. Tekerlekleri var. Bunların kameraları var. Yani bu odada oturan arkadaşımız bu aracı yönetirken onları üzerinde bulunduğu kamera üzerinden izliyor. Ve bu aracın gitmesi için de hemen üçgen kanadının önünde görmüş olduğunuz gibi bir tane pervanesi var. İşte o pervaneden aldığı güç ile hem yüksekliğini arttırıyor, hem hızlı gidiyor, hem de dış düşmanları tespit ederek bizlere yardımcı oluyor. İşte bunu üreten firmanın ismi neymiş? Duyamadım. Duyuyorum. Baykar. Tebrik ediyorum. Doğru. Baykar. Evet. Hava araçları, özel jet uçakları, balonlar, zeplinler. Zeplin dediğimiz arkadaşlar içi hava dolu, böyle yine uçağa benzeyen, uçağın böyle yuvarlak hali gibi düşünün. Sadece uçağın orta bölümü gibi düşünün. Böyle şişmiş balon gibi duran, havada süzülüp gidenlerin ismi zeplin. Özel jet uçakları, kargo uçakları, helikopterler, balonlar, bunların hepsi Türkiye'de ve dünyada farklı farklı yerlerde bulunarak insanlar tarafından kullanılan, bizi ayağımızı yerden kesen araçlar. Evet, balonlar. Kapadokya'ya seyahat ettiniz mi? Birkaç kişi seyahat etmiş sanırım, öyle duydum. Kapadokya'ya gittiğiniz zaman sizi ne karşılayacak? Balonlar. Anne, baba, bakın. Abla, abi, burada balonlar var. İşte bu balonları kontrol eden böyle neler var? Pilotlar var. Onların da hemen hemen ipli, böyle mekanizmalı böyle bir aletleri var. Balonun içi böyle sepet, kutu gibi, kare gibi düşünün. İçine biniyorsunuz ve balon havalanıyor. Nasıl havalanıyor? Bir balon aldınız elinize. Şişiriyorsunuz, değil mi? Ucunu bağlıyorsunuz, patlamasın, hava sinmesin diye. İşte o hava ne yapıyor? Bıraktığınız zaman kaldırma kuvveti oluşturuyor ve balon havaya gidiyor. İşte aynı balon içine hava doluyor. Aşağıdan yukarı doğru ve balon havalanmış oluyor. Kapadokya'ya seyahat ettiğinizde mutlaka balona binerek güzel bir yolculuk yapın. Gökyüzünden aşağıyı seyredin. Evet. Heyecanlısınız, tutkulusunuz. Biliyorum. Hissediyorum çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi örnek de vermiştim. Türkiye'nin gurur kaynağı F-16 savaş uçağı. Yani bu uçağı uçuran timimiz de Solo Türk. İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Eskişehir, her yerde gösteri yapıyorlar. Solo Türk'ün kendi sitesine girerek ilgili takvimden aylık, haftalık, yıllık hangi yerlere gidip hangi zamanda, yani saatte gösteri yapacağını bulabilirsiniz. Malum bu olaylardan dolayı şu an için herhangi bir takvim saat bulunmamakta. Ama inşallah tez zamanlı bu olay geçtikten sonra Solo Türk yine havada sizleri selamlayacak. Solo Türk neler yapıyor? Solo Türk bir gösteri timi arkadaşlar. Yani Türk yıldızları gibi. Birazdan Türk yıldızlarınızı geleceğim. Ama Solo Türk, yani solo tek. Tek kişi tarafından tek uçakla gösteri yapıyorlar. Fark ettiyseniz uçak normal savaş uçaklarına göre daha böyle agresif, daha böyle süslemeli. Türk bayrağının o kırmızı kanının, kan renginden almış olduğu kırmızı rengiyle temsil eden uçağa en iyi şekilde süslen bir tasarım yapılmış. İşte Solo Türk bizleri karşılayarak en iyi şekilde gösterilerini bizlere sunmakta. Türk yıldızları sizleri selamlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Türk yıldızları yan yana sıralı ve en iyi şekilde gösteri yaparak sizleri selamlamaya devam ediyor. Türk yıldızları Solo Türk gibi değil arkadaşlar. Her birinin farklı pilotu var. Sayalım soldan 1, 2, 3, değil mi? Sunuma göre bakalım, solda 2 kişi, yani 2 uçak önlü arkalı. Sağda da 3 kişi var. Yani totalde kaç kişimiz var? 8. 8 uçaklık bir gösteri timi. Bu uçağın modelini söyleyeyim. NF-5.
Kanada'nın üretmiş olduğu bir uçak arkadaşlar. Bizler bu uçakları en iyi şekilde bakımını yapıyoruz. En iyi şekilde gösteri için hazırlıyoruz ve gösteri öncesi antrenman yapıyorlar. Futbol oynayanlarınız var. Biliyorum. Basketbol oynayanlarınız da var. Her maç öncesi futbolda daha iyi, basketbolda daha iyi olabilmemiz için ne yapmamız lazım? Antrenman. Yani maça çıkacağım, hazır değilim, kondisyonum düşük, ayağım ağrıyor değil mi? İşte Türk yıldızları da aynı bu şekilde antrenman uçuşları yapıyor arkadaşlar. Neler yapıyorlar? Belli bir yerden, yani kendi üstlerinden, üst dediğimiz uçakların bulunduğu yer, konum, alan. Oradan hep birlikte kalkıyorlar, gösteri yapıyorlar arkadaşlar. Düşünün, birisi sağdan geliyor, birisi soldan geliyor. Şu hareketi biliyorsunuzdur değil mi? Şöyle geçip gidiyorlar değil mi? Kalp yapıyorlar. Her şeyi yapabilecek bir güce sahipler. İşte bunları yapabilmeleri için ne yapıyorlar? Bol bol pratik, bol bol antrenman yapıyorlar ki sizlere daha iyi gösteri yapabilsinler, sizleri daha iyi selamlayabilsinler diye. Beğendiniz sanırım. Tabii Solotürk Türk Yıldızları bizim gurur kaynağımız, tutku kaynağımız. Bence sizlerin de tez zamanda büyüdüğünüz zaman bu uçakları kullanabilme şansınız var. Ne yapıyoruz? Çok çalışıyoruz, azim yapıyoruz, kendimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Ama parantez içinde ailemizin kurallarını uyuyoruz. Evet, askeri alandan çıkıp ne yapıyoruz? Büyük uçaklara. Görmüş olduğunuz uçak Antonov markalı, yani Rusya'ya ait bir kargo uçağı. Dünyanın en büyük kargo uçağı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 6 motoru var. O motorların içinde neler var? Pal, yani tek tek böyle pervane gibi palleri dönen bir pervaneleri var. İşte uçağın, kargo uçağının biraz daha farklı versiyonu gibi düşünün. Normal kargo uçakları ufaktır ama bu daha büyük. 6 motoru var, kanatları daha büyük, 2 motoru yok, tek motoru yok, 3-3-6 motoru var. İşte bu yüzden dünyanın en büyük uçağı. Bakın burnu arkaya doğru açılıyor. Neler oluyor? Aşağıdan nereye yük götürecekse araba, tank, ufak helikopterler, ufak kanatsız uçaklar bile alıyor arkadaşlar. Düşünün uçağı kanatlarını söküyor ilgili teknisyen arkadaşlarımız. Uçak sade şekilde uçağın içine girerek seyahat ediyor. Bu uçak çok büyük ve çok ağır yükler taşıyabiliyor. Evet, her gün veya belki de bazen evin üzerinde, bazen sokakta, bazen dışarıda havaya baktığınız zaman gördüğünüz jet uçaklar, yani yolcu uçakları. Seyahat ederken anne motor ne kadar büyük, baba motorları çok büyük, çok büyük bir uçakla seyahat ediyoruz. Bizi nereye götürüyor? Bizi neler karşılayacak? Peki bu uçak ne kadar hızlı gidiyor? Evet, bunlar arkadaşlar yolcu uçakları. Yolcu uçakları neler yapıyor? Yolcuları bizim gibi seyahat edecek kişileri alıyor, sizleri de alıyor. Birlikte bir seyahate çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Almanya'ya. Türkiye'de nereye gidiyoruz? Ankara'ya, Eskişehir'e, Trabzon'a, Konya'ya, Antalya'ya. İşte belli bir yerden belli bir yere bizi seyahat ettiren uçaklar. Bunların da kanatları var, kuyruğu var, neyi var? İniş takımları var. Yani yere indiğinde gövdesi ezilmesin diye gövde ile yer arasında bir tekerlekleri var. Aynı arabalar gibi. Bu uçakları 2 pilot, bazen 4 pilot, bazen 3 pilot ne yapıyor? Kullanıyor. Yani sizler koltuklarınızı oturup kemerinizi bağladığınızdan itibaren pilotlar kuleyle, yani hava trafiğini, böyle bir sürü uçakları yönetebilmek için bir kule oluşturulmuş. Burada çalışan insanlar, personeller var. Bu personeller bu uçakları yöneterek, kontrol ederek ne yapıyor? Bir yerden bir yere emniyetli, yani kazasız, belasız, herhangi bir sorun olmadan seyahat etmelerini sağlıyorlar. Evet, şimdi ise Türk Hava Yolları'nın en iyi reklamlarından biri sizlerle birlikte. Hayal edince. Buyurun bakalım nasıl hayal ediyoruz. İstanbul'a mı gidiyor şimdi? Başka nereye gidiyor? Buraya gelecek hali yoktu ya. Çok istese gelir bence. İstanbul'a
Türkiye'de uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz. Ne fayda? Türk Hava Yolları. Evet, nasıl hayal ettiniz değil mi? Ne yaptı arkadaşlarımız? Işıklar yaptılar, düğünlerde beklediler, havaya baktılar. Azimle, gururla, heyecanla pist yaptılar ama uçak biraz daha ilerideki pisti tercih etti. Neden? Çünkü orası daha yeşil, daha düz yol ve daha emniyetli. Herhangi bir kaza olmasın diye oraya indiler. Ama pilot ne yaptı? Çocuğa selam verdi. İşte Türk insanının gurur kaynağı olan havacılık dünyası çok farklı arkadaşlar. Şimdi ise Türk Hava Yolları ile Türk Yıldızları, yani o gururla sizleri selamlayan akrobasi timinin reklamı, gösterisi. Buyurun sizlerle birlikte. İstanbul Kule Türk. Check. Türk'ün İstanbul Kule. Boğazsur için yaklaşıyoruz. Servetimiz. 703'ten Boğazsur'una girdik. Mutabık. Deniz üzeri 1500-270 knot sağdan. Mutabık. Yeni havalimanına dönüyoruz. Tamam şimdi. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'nın birlikte gerçekleştirdiği bu muhteşem tarihi uçuş için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet. Nasıl, beğendiniz mi? Türk Yıldızları ile Türk Hava Yolları'nın birlikte yapmış olduğu belki de dünyanın en iyi gösterilerinden biriydi. Beğendiniz mi? Nasıldı? Büyük yolcu uçağı, sağında ve solunda Türk Yıldızları uçakları ve birlikte koordineli bir şekilde biri sağ, biri sol, birisi kesişiyor,
Birisi aşağıdan gidiyor ve en son selam vererek yolları ayrılıyor. Umuyorum ilerleyen zamanlarda sizler de bu hava araçlarını kullanabilirsiniz. Şimdi ise sizlere en güzel sürprizimiz olan origami uçak yapımına geçiyoruz. Umuyorum güzel uçak yaparak bizleri neşelendirir ve kendinize şu zamanlarda bile motive kaynağı edinebilirsiniz. Bizler sizleri unutmayacağız. Sizler de bizleri unutmayın. Hadi bakalım. Uçağa giderek sizleri baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Origami uçağını tasarlayacağız. O halde başlayalım. Evet. Şimdi yapacağımız uçağın modeli glider. Şu an resimde gördüğünüz uçağı sizlerle birlikte ellerinize aldığınız kağıdı tasarlayarak gerçekleştireceğiz. Evet, birinci kısmımızdan önce şimdi ilk önce elimize bir A4 kağıdı alıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? A4 kağıdını ikiye katlıyoruz. Aynı şu şekilde kenarları birbirine eşit olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Benimle birlikte sizler de yapınız arkadaşlar. Böyle ikiye katladım. Gördüğünüz gibi kağıt ikiye katlandı. Ardından kağıdı açıyoruz. Buyurun açtım kağıdı. Şu anda görmüş olduğunuz resim gibi üçgen olacak şekilde kenarlardan katlayacağız. Hadi bakalım yapalım. Sizler de benimle birlikte yaparsanız birlikte ilerlemiş oluruz. Böyle birbirine eşit olacak şekilde arkadaşlar. Boşluk olmayacak şekilde böyle güzel bir uçak yapalım. Evet. Ben güzel bir şekilde uçağımın ilk kısmını yaptım. Buyurun. Bu şekilde ikiye katladık. Üçgen olacak şekilde. İkinci bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuzu tekrardan katlıyoruz. Sağ ve sol olacak şekilde. Şöyle göstereyim. Yani katlama işlemini yapıyoruz. Hemen göstereyim. Sağ, sol elinizi kağıdın üçgeni sivri kısmına koyuyorsunuz. Sağ elinizi ise arkadaşlar şöyle yuvarlayarak kağıdı ortalayacak şekilde aynı üzerine bastırarak gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl gidiyor? Umuyorum başarılı gidiyordur. Birinciyi yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Aslında çok basit uçak arkadaşlar. Sadece biraz odaklanmanız gerekiyor. Ardından çok daha güzel ve basit olacaktır sizler için. Buyurun. Yaptım. Yaptığım işlem neydi? İlk önce ne yapmıştık? Üçgen yapmıştık. Açtım. Ardından her iki tarafı da tekrardan üzerine katlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu görmüş olduğunuz bölümü, sivri kısmı tam elimin bitti. Yani biten yere, üçüncü kısma geçeyim. Biten yere arkadaşlar, biten yerle birleştiriyorum. Hadi bakalım yapalım. Alıyoruz, elimizle bastırıyoruz. İyice bastırırsak arkadaşlar hiçbir sorun olmayacak. Hem de uçağımız daha böyle gerçeğine benzemiş olur. Bu sefer daha güzel uçar. Buyurun arkadaşlar almıştık. Ne yaptık? Hop. Bittiği yerle birleştiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Geçiyorum. Şimdi ise kenarlarını katlamadan önce uçağımızı ters kısma doğru ikiye ayırıyoruz. Şu şekilde yani şöyle terse doğru hemen gösteriyorum. Buyurun. Şu şekilde ne yapmıştım? Bunu
katlamıştım. Ardından ne yaptım arkadaşlar? Bunu burayla tekrardan tersine olacak şekilde birleştirdim. Yani ters katladım. Şimdi ise şu anda şekilde gördüğünüz gibi kenarları içe doğru katlıyorum. Şöyle yapmıştım. Sağdan veya soldan başlayabilirsiniz. Şöyle tutun uçağınızı ve uçağın aerodinamik yapısının son kısmını ayarlayacak şekilde birleştirelim. Burada biraz baş parmağınızla bastırmanız gerekiyor ki uçak kenarlarına tam otursun. Eğer oturursa arkadaşlar çok başarılı bir uçak ortaya çıkarmış olursunuz. Buradaki püf noktayı açıklayayım. Eğer arkadaşlar şuradan bastırmaya çalışırsanız bu kısım sert olduğu için uçağın diğer kısımları yamuk olabilir. Püf nokta şu, burayı kenarına, yani şu kısmı şöyle yapmıştık şu şekilde. Ne yapıyoruz? Şu kısmı ilk önce hizalıyoruz, ardından bastırarak burayı da kıvırmış oluyoruz. Buradan kıvırmazsak daha güzel olmuş olur. Şimdi ise diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafı yapalım arkadaşlar. Çok güzel gidiyorsunuz. Uçaklarınızı görüyorum. Çok başarılı. Aferin sizlere. Devam edelim bu şekilde. Az kaldı uçağımız bitmek üzere. Evet. Tekrardan bastırıyoruz. Şimdi ise son hamlemizi yaparak uçağımızın son kısmını da tamamlamış bulunacağız. Evet. Benim uçağım hazır gibi. Bakalım. Ne yaptım? Şu an sanki içine çekirdek koyup çıtlayıp yiyeceğim gibi değil mi? Tabii ki de böyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şekil 5'te de aynı şekilde sağ tarafa katladık. Ve uçağımız hazır hale geldi. Buyurun. En son arkadaşlar yapmış olduğunuz uçağın şu kısmından şöyle çekin yukarı doğru. Şu kısımlar eşit değilse kenarlarından birleştirin. Ve size bir püf noktayı göstereyim mi arkadaşlar? Hemen göstereyim. Bakın. Açılıyor. Kapanıyor. Açılıyor. Kapanıyor. Bu kısımla bu uçağım şu an hala hazırda uçmuyor ama bunun ismi aslında zamanında Concorde'du arkadaşlar. İlgili yerlerden araştırarak bilgilenebilirsiniz. Bakın. Concorde uçağına benziyor. Ama biz bunu açmıyoruz. Yoksa uçağımız uçmaz. Kapatıyoruz. Elimizle de birleştirdik. Kenarlarını da sıfır yapıyoruz. Çektiğimiz gibi uçağımız uçmaya hazır. O halde uçuralım mı? Hadi bakalım. Uçağımız sağ tarafından yerde süzülerek devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Şöyle döndüreyim uçağımı, şöyle bir dönsün, dönsün ve uçağımı hız verip kaldırdım. Evet, uçağımız havada kalktı. Herkes hazır mı? Duyamadım. Evet, hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Uçağımızı uçurmak için heyecanla yerlerinizi alıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkes için Havacılık Derneği olarak sizlerin her zaman destekçileriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.